Gaziantep'in değerli protokolü, sayın rektörlerimiz, dekanlarımız, hocalarımız, öğrenci konseyi başkanı ve üyeleri, değerli öğrenci kardeşlerim. Ben de Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi'nin akademik açılışının resmi töreninde bulunmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii öğrencilerimiz uzun dersleri sevmezler. Biraz da zamanımızın kısalığı nedeniyle onu bir ders şeklinde değil de karşılıklı bir dertleşme şeklinde dökelim istedim. Türkiye'nin enerji vizyonuna geçmeden önce bir kısım mentaliteden Türkiye'nin değişen yüzüne bakan gençlerimiz olarak da bazı konuları da paylaşmak istiyorum. Tabii dünya enerji tarihinde odunla başlayan, kömürle devam eden, petrolle ve doğalgazla şu güne geldiğimiz bir ortamda hidrojen enerjisine doğru gidiyoruz. 1730'lardan bu yana olan bu serüvenin bir sonrakinin yeşerebilmesi için bir öncekinin pahalanması gerektiğini tarih bize öğretti. O yüzden para ilişkisini çok iyi kurgulamak lazım enerji sektörü dediğimizde. Tabii enerji aynı zamanda uluslararası siyasetten arındırılamayacak kadar da büyük işleri kapsıyor. Ve o yüzden siz öğrencilerimizin şu anda 18-20 yaşlarında olan gençlerimizin 2023 yılı hedefleri de Türkiye'nin idaresine konan iradede söz sahibi olacağınız bir yapıya doğru gidiyorsunuz. Onlar bize çok uzak bir zamanmış gibi geliyor. Ama sizler 30'lu yaşlarda artık olgunlaşmış ve kendi bilim dallarınızda o dinamizmi yakalamış, dünyayla entegre olma konusunda ciddi mesafeler kat etmiş birer kişi olacaksınız. Şu anda siyasete zaman zaman uzak kalabiliriz. Politika olmayabiliriz. Ama o yaşlarda sizler hem seçme hem de seçilmeyle alakalı bu süreçten itibaren devam edeceksiniz. O yüzden hiçbir konuya, hiçbir öğrencinin hangi sektörde olursa olsun kayıtsız kalması pek düşünülmez. Şehirler birbiriyle yarışacaklar. Ama ben peşinden ifade edeyim ki Gaziantep, Kayseri şu anda bütün yönleriyle beraber geçmiştir. Sanayileşmede yaklaşık 4 katını en az hak etmiştir. Üniversitelerde tabii ki aynı dinamizmi göstermektedir. Birçok alanda uzlaşı kültürünü beraberce yakalamışlardır. Kayseri'de bir tabir vardır. Bunu Gaziantep'te farklı dillerde ifadelendirildiğini görüyorum. Doğduğu toprakla ödeşenler derler. Biz de hayırseverlere. Mutlaka doğduğunuz toprağa bir şeyler katmak durumdasınız. Her firmanın, her kişinin kabiliyeti, istidadı, mizacı farklıdır. Kimisi parasıyla, kimi gönlüyle, kimi beyniyle, kimi zihniyle beraber o katkıyı koyar. O yüzden illa her şey para demek değil. Ama o imkanların oluşturulması için dediğimiz gibi çok farklı kesimlere farklı işler düşmektedir. Türkiye'nin enerji vizyonunda dışa olan bağımlılığını azaltmak ve mutlaka yerli kaynaklarla beraber hareket edebilmek esastır. Yerli kaynaklarımız bildiğiniz gibi kömür gibi kaynaklar. Yenilenebilir kaynaklarda rüzgar gibi, su gibi, güneş gibi, jeotermal gibi, biyokütle gibi, çöp gibi birçok kaynaklardır. Eğer bu kaynakların büyüme hızı Türkiye'nin büyüme hızından büyükse çok fazla bir problem yok. Bu kaynaklardan bunu sağlayabilirsiniz. Ama Türkiye'nin büyüme hızı, bu dediğimiz yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha hızlı büyümektedir. Eğer bu tespit yapamazsanız duygusal kalırsanız, bir enerji bakanının birçok şeye mazereti olabilir. Ama ben yerli kaynaklardan temin ettim, ufak bir ayrıntı var, 2 saat elektriğimiz yok diyemez. O yüzden bizler nükleer güç santralları gibi aslında yalnızca elektriğin problemi, enerjinin problemi olmayan, aynı zamanda sanayileşmenin çok ciddi bir çağ atladığı dönemi yakalayacağız inşallah. Bakın bir traktörde
yaklaşık 5000 tane parça vardır. Bir otomotivde 10.100 tane parça vardır. Ama nükleer güç santrallarında 515.000 adet parça vardır. Bunların hangi oranında sizin kabiliyetleriniz yetiyorsa o oranda üretirsiniz. Ve mutlaka bu başarıyı sanayileşmedeki lig atlamayla beraber sağlarsınız. Eğer coğrafyayla oynuyorsanız, bunun size bir kısım bedelleri vardır. O coğrafya şunu söyler, bir şeyin değişimi ister su kaynaklarının, isterse rüzgarın, her birinin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bugün Türkiye'nin sahil olan şeridi yaklaşık 8.648 kilometredir. 46 tane yatırıma müracaat vardır. Ama 46 tane de itiraz vardır. Bunda bir yanlışlık yok mu? Bizim kalkınmaya olan itirazımızın enerji kaynaklarına farklı gerekçelerle olan itirazdan farklı olduğunu söylemem lazım. Bizler dediğim gibi eğer kalkınmayı, büyümeyi, değişmeyi öngörmüşsek mutlaka bunların bedellerini bir şekilde ödememiz gerekiyor. İthal kaynaklardan hep şikayetçiyizdir. Ham petrol niçin ithal ediliyor demişizdir ama her birimiz arabalarına binip gider. Şu anda ham petrol ve türevlerinin hemen hemen %100'üne yakını ulaştırma sektöründe kullanılmaktadır. Enerji sektöründe kullanılanı çok azdır. Ve bu toplam ithalatın daha büyük oranını teşkil etmektedir. Türkiye coğrafyasından kaynaklanan avantajları büyük bir şekilde kullanmak durumundadır. Hemen doğumuzdaki enerji kaynaklarının batımızdaki tüketim noktalarına iletilmesi için yalnızca feasible değil, aynı zamanda stratejik projelerde gerçekleştirmek durumundadır. ITGI gibi, TAP gibi çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Nabucco West gibi, TANAP gibi projeleri geliştirirken bu gerçeği göz önünde bulundurmaktadır. O yüzden Türkiye artık kabiliyetleri itibariyle bir ülkeyle bir projeyi gerçekleştirirken diğer ülkeden vazgeçmeyeceği bir konuma gelmiştir. Bugün ekonomik derinlik olarak da her ülkeyle farklı projeler geliştirebilecek bir yapıya sahip olduk. Ben şunu da özellikle belirtmek isterim ki Türkiye'nin enerjiyle alakalı dışa bağımlılığın olduğu kadar karşılıklı bağımlılığı geliştirebilecek kabiliyetleri de oluşmuştur. Herhangi bir problem karşısında bizler şaşıp kalmamamız gerekiyor. Mutlaka farklı çözümler üretmemiz lazım. Bugün üniversitelerde, Gaziantep Üniversitesi dahil olmak üzere asıl meselenin özü problemlerin sadeleştirilmesidir. Analitik, analiz gücünüzün yükseleceği. Zaman zaman bu dersi biz niçin alıyoruz dediğinizde mutlaka onun hayatınıza tesir eden önemli bir analiz gücü olacaktır. Hayat sadeleştirmeden ibarettir. İster siyasetçi olun, ister politik olun, isterse teknik bir dalda olun, isterse doktor olun, mutlaka karşınızdaki problemi sadeleştirmekle uğraşırsınız. Tabii ki şu anda hayatınızda parayla ilişkileriniz çok fazla yok. Ama parayı lütfen cebinize koyun. Kalbinize konmasına müsaade etmeyin. Hayatın hangi evresinde olursanız olun, zihniyetin mutlaka uğraştığınız paradan büyük olmasına dikkat edin. Bir kısım firmalarda para zihniyetten daha hızlı büyür. Ve bunun değişik komplikasyonları vardır. Bu aile hayatında da böyledir. Ülkelerde de böyledir. Çok ani olarak, çok hızlı olarak piyangodan bir kendisine para isabet eden birisinin eğer o paranın kültürüne sahip değilse çok farklı şeyler ve sıkıntılar doğurduğunu hep beraber görür ve biliriz. O yüzden bizler hem paranın kültürüne sahip olacağız ama onu yalnızca cebimize koyacağız. Tabii kainat zıtlarla kaim. Hayatın yanında ölüm var, başarının yanında sıkıntı var. Birçok zıtlıkları beraber mesedebilirseniz, bunları birleştirebilirseniz o kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. İnsanların makamları, paraları, bulundukları yerler farklı olabilir ama bunların hepsi geçicidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde
bir zenginin paralı ölmesi ayıplanır. Halbuki para bir güç aracı olarak kullanılmakta, bir tahkim aracı olarak kullanılmakta ama buna normalde müsaade etmemek lazım. Bunları ne için söylüyorum? Hem özel hayatımızda buna dikkat edeceğiz hem de enerji sektörüyle alakalı paradan, sermayeden, uluslararası yapılandırmadan ayrıştırılamayacak kadar ciddi bir sektörde bulunuyoruz. Bu sermaye ile alakalı korelasyonunu düzenlemeden bunları yapmanın zor olduğunu söylemem lazım. Enerjinin bir barışın gerekçesi olduğunu daima kullanmak ve söylemek gerekiyor. Enerjinin bir savaş gerekçesi olması daima irit eden, daima öteleyen ve saygınlığının yitirilmesine gerekçe olan önemli bir başlıktır. O yüzden Türkiye enerji diplomasisini bir barışın gerekçesi olarak kullanmaya devam edecektir. Yabancı diliniz mutlaka olsun. Çünkü bu iletişim çağında sizin çevreyle iletişim kurabilmenizin en önemli yolu bu olacaktır. Ve mutlaka okumalısınız. Okuyamayanlar hangi sektörden olursa olsun, hangi meslek mensubu olursa olsunlar, üretemeyenlerdir. Bunların içerisinde ben yaklaşık 10 yıllık politik hayatımda da görüyorum. Bir milletvekilinin okuması genelde azalmaktadır uğraştığı işlerden dolayı. Ama okuyamadığı kadar üretemediğini gördüm. Bizlerin okuma alışkanlıklarının televizyon izleme alışkanlığından mutlaka daha fazla olması lazım. Televizyon izlemek kolaydır ve ucuzdur. Zihni olarak öyledir. Ama kitap okumak daima üretkenliğe ve bedeli olan bir konudur. Dediğim gibi hangi dalda olursanız olun mutlaka klasikleri okumanız lazım. Dünya klasiklerinden de okumanız lazım. İnsanın kendisini tanımadan çevresindeki eşya ve hadiselere zapt ve tesir gücü olmaz. Mutlaka onlara nüfuz edebilmek için kendimizi tanımamız lazım. Ancak nefsini bilen Rabbini bilir. Kendimizi tanıdığımız kadar hem bizi yaratana karşı olan borçlarımızı ödemekte kolaylık sağlarız hem de çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz. O açıdan ben kitap okumanın sizde bırakılmayacak temel bir alışkanlık olmasını, bu ders kitapları da olabilir, dediğim kitaplar da olabilir. O açıdan ben özellikle çok fazla konu var. Onların detayına girmeye de burada vaktimiz yok. Ve saat 12'den önce de bitirmem özellikle istendi. Ben gerçekten aranızda bulmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Başarılar diliyorum. Rusya Federasyonu'na gönderdiğimiz öğrenciler arasında Gaziantep'ten 6 tane öğrencimiz var. 114 öğrenciden 6'sı Gaziantep'ten çıktı. Yaklaşık 4000 kişi arasından seçildiler. Ben bunu önemsiyorum. Bu çok ciddi bir başarıdır. Onlar 2 tane yabancı dili olacak. İngilizce ve Rusça. Aynı zamanda 6 yıllık eğitimlerini görecekler. 2 yıllık nükleerle alakalı çok seçkin insanlar arasına girecekler. Ve biz onlara emanet edeceğiz nükleer güç santrallarımızı. Ve bunun eğitimiyle alakalı konuları da tamamlayacağız. Ben bu manada emek veren bütün hocalarımızı huzurlarınızda, burada bulunanları şahsında bütün öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum. Rektörlerimizin, birçok üniversitemizin rektörü de burada. Onları da aynı şekilde tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum ve sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanım, size hasreten teşekkür ediyorum. Gerçekten enerji vizyonunda bugün tam olarak anlatamadığınız enerji vizyonunuzla ülkemize kazandırdıklarınız, beyefendi kişiliğiniz, gerçekten namütenahi güzel duygularınız bizi bizim için hakikaten bir imrenilecek kişisiniz. Geldiğiniz için, bize şeref verdiğiniz için hasreten teşekkürlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Gidebiliriz arkadaşlar.
Saygıdeğer konuklarımız, 2012-2013 akademik yılı resmi açılış törenimiz sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.